İnşallah bacım. Bu düşmanı hep seni hatırlayacak işte. Söyle bakalım sen kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Ama evladım olur mu öyle şey? Peki niye ayağa kalkmıyor öyle buradan korumuş oturuyor? Gururumdan değil evladım. O da abisi gibi savaşa gitmek istemişti. Ama bir bacağını kaybetti cephede. Ayağı iyileşir iyileşmez. Tekrar cepheye dönüp savaşmak istemişti. Ama anladılar ona askere. Bir bacağı takma diyerek. Doğru. Yola koyuyoruz ama bu bulutlar da ne kızım. Yağmur yağacak. Cephaneler ıslanacak. Ne yapacağız? Yanımızda bir örtü de yok. Öyle ne? Ne yapıyorsun kızım? Bebeğin üstündeki örtüyü niye cephanenin üstüne örtüyorsun? Bebeğin üstündeki örtüyü cephanenin üstüne örteceğim. Ama bebek ya hasta olursa? Nine bebek benim bebeğim. Ama bu cephaneler milletin malıdır. Ne yapayım ölürse vatan sağ olsun. Okumaya yazmaya az zamanda alıştık. Resim, müzik, hesaba da çalıştık. Allah'la sohbetimiz. Yalnız Mustafa Kemal'e geçit vermişiz. O milleti kurtarmaya giden adam. Anlamadan Amerika'dan toplanıyordu. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Umutla duran bir gemi bizimle yaklaşıyor. Yakıyor ruhumuzu, sanki harbi ateş gibi. Beklemek üzüntüsü her yönünden taşıyor. Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, o hız doldukça damarlara kan gibi, gizli gizli inleyen her yürek canlanacak. Ateşler püskürecek bu yanan volkan gibi. Kurucumuz Ömer Bey'i sahneye davet ediyorum. Bir saniye hocam. Emirhan Batuhan.
Mehmet Çağlı'ya. Umut Ekmen. Arkadaşlar Demir Efendi. Yep. Bu şehirde bir kartal görüyorum ben. Burada bir kartal var. Umut Çağlı. Hülya Hanım.